Kullanıcı ve gruplar seçeneği ile kullanıcı bilgilerimizi değiştirebilir, yeni bir kullanıcı ya da grup ekleme işlemleri yapabiliriz. Buradaki değiştir butonlarını kullanarak kimlik bilgilerinizi değiştirmeniz mümkün olacaktır. Bu bilgiler hesap türünüz olabilir, kullanıcı isim bilginiz olabilir veya bilgisayar açarken kullandığınız parolanızı yine değiştirmeniz mümkün olacaktır. Burada gördüğünüz gibi kullanıcılar listelenmekte. Ben de Şenol kullanıcısı ve test kullanıcısı daha önce oluşturulmuş kullanıcılar. Bunlardan bir tanesi doğal olarak sistemi kuran kullanıcı. Yani sistem kullanılırken yönetici kullanıcısının yanında oluşturulan kullanıcılardan biri olacaktır. Gelişmiş ayarlar butonuna bastığımda parolamı girmek suretiyle kimlik detay bilgilerimi girebilirim. Gördüğünüz gibi ofis adresim, ev iş telefonum, kullanabileceğim donanımların listesi ve gelişmiş seçeneğiyle, pardon bu arada ben test kullanıcısını değiştiriyorum. Gelişmiş seçeneğiyle kullanıcının bu dersin konusu değil ama hangi kabuğu kullanacağı, sistem yönetiminde bu konulara bakabilirsiniz. Bu kullanıcımızın ev adresi bilgisini, kullanıcının birincil grubunu ve kullanıcı kimliğini, sayısal kimliğini yani kullanıcı ID'sini görebiliyorum veya bu bilgileri değiştirebiliyorum. Ekle butonuna basarak yeni bir kullanıcı ekleyebilir. Sil butonuyla buradaki aktif olan kullanıcıyı, seçili olan kullanıcıyı silebilirim. Grupları yönet seçeneği yeni bir grup eklememi sağlayabilir ya da bir grubu seçip özellikler butonuna basmak suretiyle o grubun üyelerini belirlemem mümkün olacaktır. Örneğin yazıcılar için LP Admin grubunu seçip özelliklere bastıktan sonra yazıcıları yönetecek kullanıcıları onay işareti koymak suretiyle belirlemem mümkündür. Şimdi ekle ile yeni bir kullanıcı ekleyelim. Ekle butonuna bastığımızda ilk olarak kullanıcının ismi bizden istenecektir. Deneme kullanıcısı şeklinde ad ve soyad girdiğimi varsayıyorum. Kullanıcımın ismini denemek olarak önerdi. Bunu deneme şeklinde düzeltiyorum. Kullanıcı adı ile ilgili burada görüyorsunuz. Türkçe karakter olmamasına dikkat ediyoruz. Küçük harfler kullanıyoruz kullanıcı adında ve rakamla başlatmamaya özen gösteriyoruz. Yani bir kullanıcı Şenol 1 olabilir ancak bir Şenol diye kullanıcı adı veremeyiz. Elbette ki bu tür işlemler mümkündür. Ama standartların dışına çıkmıyoruz. Bize burada önerdiği şekliyle kullanıcı kimlik bilgilerimizi girdik. Tamam butonuna bastığımızda yeni kullanıcı için bizden parola istenecektir. Parolanızda büyük küçük harf ve özel karakterlerin bulunmasına özen gösterebilirsiniz ve artı rakamları kullanmanız gerekebilir. Güçlü bir parola kullanmadığınız takdirde hesabınız diğer kullanıcılar tarafından ele geçirilebilir. Rastgele parola üret seçeneğini kullanmak suretiyle sistemin size güçlü bir parola üretmesini sağlayabilirsiniz. Kullandığınız bir parolanın ne kadar sürede kırılabileceği ile ilgili internette online olarak deneme yapabileceğiniz sitelerde mevcuttur. Bu bilgileri girdikten sonra tamam butonuna bastığımda gördüğünüz gibi deneme kullanıcısı oluştu. Dolayısıyla bu kullanıcının oturum açmak için artık bir kullanıcı kimliği var. Kullanıcımızın parolası var. Buradaki ev dizinini açıp bir klasör yukarıya çıkıyorum. Dosya sistemine değineceğim. Burada home klasöründe gördüğünüz gibi deneme kullanıcımıza da bir ev inşa edilmiş durumda. Kullanıcılarla ilgili daha geniş bilgiler istiyorsak GNU/Linux sistem yönetimi ile ilgili eğitimlerimize göz atabilirsiniz.